Evet, hoş bulduk. Evet, bugün üç başlığımız ön plana çıkıyor. Bunlar daha çok devlet terörünün ön plana çıktığı dünyadaki üç farklı bölge. Birincisi geçen hafta da ele aldığımız, kısaca ele aldığımız Kolombiya'daki sürmekte olan protestolar ve burada devletin giderek artan şiddeti gözüküyor. Hatırlayacak olursak 28 Nisan'da protestolar başlamıştı. Uribe, Duque diye işte isimleriyle simgelenen iktidara karşı, bunların neoliberal politikalarına karşı bu protestolar dün de 12. gününde Kolombiya'da devam etti. Özellikle ön plana çıkan kentler başkent Bogota ve Medellin kentleri oldu. Eylemlerde ayrıca kadınların ön planda yer aldığı görülüyor. Kadınlar özetle şunu söylüyorlar, çocuklarımız ölmesin. 1946'dan bu yana sürmekte olan, hani bu sözlerle tabii tam olarak değil ama sürmekte olan iç savaşa artık yeter diyorlar. Yani özellikle son dönem artan devlet terörüne dikkat çekiyorlar ve bunun bir an önce son verilmesi gerektiği. Mevcut işte mevcut Uribe Duque iktidarının da istifa etmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Ayrıca ülkenin yani dün genellikle bu büyük kentlerdeki eylemlerde polisin şiddeti ön plana çıkmadı. Fakat Cali kentinde bu protestoları desteklemek için hareket eden, otobüslerle hareket eden yerli topluluklarına bir saldırı, silahlı saldırı gerçekleştirildi. Devlet destekli paramiliter güçlerce. Saldırıda 9 yerli yaralandı. Şu ana kadar Kolombiya'nın genelinden sürmekte olan devlet yani protestolar sırasında devlet terörü nedeniyle 47 kişinin hayatının kaybettiği, 963 kişinin gözaltında olduğu açıklandı. Yerel insan hakları örgütleri bunu söylüyor. Ayrıca yaklaşık 600 kişi ise kayıp. Yani bunlardan bir kısmı da maalesef öldürülmüş olabilir. Bunun da altını çizelim. Burada yine belirtmemiz gereken bir durum var. Dün muhalefet lideri, yani ülkenin en popüler politik kişisi Gustavo Petro, sosyal demokrat sosyal demokrat politikacı dün bir açıklama yaptı. Hükümetin sokakta protestocuları bir savaşçı olarak niteleyip, hani birer gerilla diye niteleyip, bunlara karşı kontrgerilla taktikleri uygulayarak halka saldırdığını, şiddeti özellikle iktidarın kışkırttığını, ayrıca yalanlarla, yani çok yönlü yalanlarla bu politikalarını desteklediklerini belirttiler. Ayrıca şunu da belirteyim, yani dünyanın genelinde Kolombiyalılar başta İspanya olmak üzere yaşadıkları yerlerde sokaklara çıkarak bu Kolombiya'daki insanların direnişini destekliyorlar. Bir başka yani işte devlet terörünün hüküm sürdüğü alan Myanmar, işte Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'a bakacak olursak, burada da 1 Şubat'tan bu yana askeri darbe, daha doğrusu 1 Şubat'ta yapılan askeri darbe sonrası bir junta hüküm sürüyor. Junta'nın bugün 100. günü. Yani 100. günde bitmiş olacak. Darbeye karşı ülkede bir taraftan direniş devam ediyor. Fakat giderek hani engellenemediği için, darbeciler bir için engellenemediği için katliamlarını da sürdürüyorlar. Dün en son 4 kişi daha katledilmiş ordu tarafından ve toplamda öldürülen sivillerin sayısı bu protestolar sırasında 780'e evet, çıkmış. Ayrıca dün yine olan bir gelişme, Myanmarlı şair Ketti gözaltında tutulduğu karakolda öldürülmüş. Muhtemelen işkence sonucu hayatını kaybettiği varsayılıyor. Burada dikkat çekmek istediğim, şu altını çizmek istediğim, darbecilere maalesef uluslararası tepki, yaptırım çok az. Yani etkili değil daha doğrusu ve dolayısıyla darbeciler adeta hani Birleşmiş Milletler'in göz önünde ya da diyelim daha doğrusu bütün dünyanın göz önünde terörlerini sürdürmeye devam ediyorlar. İnsanları öldürmeye devam ediyorlar. Buna karşı da bütün dünyanın aslında ayağa kalkması gereken bir durum. Şimdi haberi verdiğiniz Doğu Kudüs'le ilgili de hani yine altını çizmemiz gereken bir şey. Aslında hani yine bütün bu olanlar dünyanın göz önünde olan şeyler, daha doğrusu problemler ve alenen bir İsrail devlet terörü şiddeti yaşanıyor. İsrail son dönem Orta Doğu ülkelerinin genel aciz durumunu kullanarak İsrail'deki Araplara yönelik baskın politikalarını tırmandırdı. Geçtiğimiz cuma başlamıştı. Hani ilk ateşlenmişti. Ve bugün de maalesef hani devam ediyor. İsrail polisinin baskıları devam ediyor ve Doğu Kudüs çevresinde yani
bugün gerçekleşen protestolar sırasında en az 50 kişinin hastanede olduğu belirtiliyor. Yani 50 tane Arap Filistinli'ye saldırdıkları ve yani bu daha çok sayıda arada ne derler? Arada yaralandığı ve bu bu polis teröründen olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Şimdi bu niye daha doğrusu şöyle bir soruya gelecek olursak Evet. Doğu Kudüs neden bu kadar önemli ve muhtemel ne tür gelişmeler olabilir? şimdi Kudüs'ün önemi şu aslında hani 1967'de alınan bir yer ve bu alınma 1967 6 gün savaşının sonucunda ve bugün İbrani takvimine göre işte Kudüs günü olarak da kutlanıyor. Yani 9-10 Mayıs tarihleri Kudüs günü olarak kutlanıyor. Aslında gerilimin motivasyon kaynaklarından bir tanesi de bu. Ama asıl problem ise şu. İsrail yönetimi Doğu Kudüs'ü Arapsızlaştırmaya çalışıyor aslında. Yani yapmaya çalıştığı bu. İsrail'in hani bütün Araplara yönelik, bölgedeki Doğu Kudüs'teki Araplara yönelik mülksüzleştirme ve işgali genişletme hareketi yürütüyor. Bunun sonucu yani aslında ana tepkinin nedeni şu. Bu daha doğrusu Filistinlerin protestosunun arkasında yatan ana neden bu. Şimdi Kudüs'te yaklaşık 850 bin kişi yaşıyor. Yani sonuçta şu an nüfusu 137'si Araplar, 161'inde Yahudiler oluşturuyor. Ama bu oran 1967'de İsrail bölgeyi aldığı zaman farklıydı. Örneğin işte bu son 67 sonrası yaklaşık 200 bin Yahudinin bölgeye yerleştirildiği belirtiliyor. Yani gene böyle bir istatistik. Fiilen yani özet aslında şu. İsrail bölgedeki demografiyi değiştirerek Arapları evlerinden çıkararak sürgüne zorluyor ve demografiyi değiştirmeye çalışıyor. Şimdi ama burası şöyle bir bölgeydi diyelim ki. Üç dininde hani hem Hristiyanlık hem Müslümanlık hem Yahudilik için hani bir sürü kutsal mabedin olduğu bölge. Hani aslında üç dinin de ortaklaşa pekala diyelim ki yani bir biçimde barış içerisinde yaşaması gereken bir bölge. Fakat İsrail yönetimi bunu böyle görmüyor. Bu söylediğim gibi ortadaki politik konjonktürü yani dünyanın genelindeki politik konjonktürü değerlendirerek ya daha doğrusu işte bir tür paylaşım savaşı içerisinde diye düşünüyorum. Bu paylaşım savaşı içerisinde bir adım daha atarak aslında Filistin sorununu fiilen işgalle bir biçimde Filistinlileri, Arapları bölgeden çıkararak kendine göre zorla çözmeye çalışıyor denilebilir. Yani bu böyle bir şey var. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün acil olarak toplanıyor fakat ne kadar İsrail'i durdurmaya dönük politika üretebileceği belirsiz. Yani çünkü İsrail aslında bütün bunlara hazırlıklı ve yani tesadüfen adım atmış değil Netanyahu yönetimi. Yani o yüzden kolay kolay yani etkili bir yaptırım ya da bir politika gündeme gelmezse herhangi bir geri adım atma olasılığı yok. Belki geçici olarak İsrail bugün geri adım atıyor gibi gözükse de atıyorum bir süre sonra yeniden bu işgalci politikalarını da şiddet politikalarını da ısrar edecektir. Şimdi burada Türkiye'nin de ikiyüzlü tutumuna işaret etmekte yarar var. Türkiye'de bir taraftan iktidar protestoları motive ediyor ve yapıyor, yönlendiriyor. Fakat aynı zamanda Netanyahu yönetimiyle alabildiğine yakın ilişki kurmak için ya da ilişkileri tatmin etmek için adeta kırık takla atıyor böyle bir pozisyonda. Ayrıca şimdi burada problem olan şeylerden biri de şu. Bu Trump döneminde hatırlayacak olursak Netanyahu Kudüs'ü başkent yapmaya çalıştı. Zaten hani fiilen daha doğrusu bu kağıt üzerinde öyle 1980'de ilan etmişlerdi. Fakat Trump'ın desteğiyle birlikte fiilen elçilikleri taşıtarak başkent yapmaya çalıştılar. Burada İsrail, şimdi Türkiye'nin de İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'de fakat aynı zamanda Kudüs'te diplomatik temsilcilik bulundurarak aslında hani itiraz ettiği şeyin kendisini bir biçimde gerçek anlamda itiraz etmediğini de gösteriyor. Yani Türkiye'deki Erdoğan diktası sonuçta bu konuda da ikiyüzlülük sergiliyor maalesef. Diyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler.